çok soğuk. Herkese merhaba, ben Orkun. Daha önce Japonya'da kapsül otelde kalmıştım. İnsanlar herhalde gündüz uyumuyorlar. Bayağı bakıyorum şu an bomboş. Bildiğiniz aslında ranza mantığı. Böyle değişik otellerden biri de İsveç'te, dünyanın en soğuk yerlerinden birinde, dünyanın en soğuk oteli Ice Hotel İsveç'te Jukkasjärvi diye bir yerde. Hatta şu an hava durumunu özellikle size göstermek istiyorum. -16 derece. Şu an elim ayağım, her yerim titriyor. Hayatımda bu kadar soğuk bir yere geldim mi? Bence gelmedim. Buraya gelebilmek için İstanbul'dan havaalanına bindim. 4,5 saat uçakla uçtum. İndim ve 5 saatlik bir araba yolculuğundan sonra buraya geldim. Burası dünyanın en soğuk oteli ve gerçekten konsepti de, tasarımı da, her şeyi çok değişik olan bir otel. Çünkü bu otel buzdan yapılma. Şakasız her yeri şurada gördüğünüz gibi buz. Mesela bu buz yani. Hani şekil bira buz. Ve burada normal ufak evlerde ya da kiraladığınız şalelerde, tuttuğunuz odalarda da kalabiliyorsunuz. Ya da benim gibi manyaksanız şurada gördüğünüz gerçekten %100'ü buzdan yapılmış, her şeyinin gerçek buz olduğu bir otelde kalıyorsunuz. Bu arada burada böyle bakıyorsunuz, hani hava kararmış diyorsunuz ama saat kaç söyleyeyim size. Öğlen 2. Öğlen 2'de burada hava kararıyor. En fazla güneş 2-3 saat oluyor her gün. Çok enteresan, çok değişik ve insanlar burada tabii ki güneş olmadığı için kafayı yiyorlarmış ve dünyada intihar oranının ve depresyon oranının en fazla olduğu yerlerden biriymiş burası da. İsveç'in Jukkasjärvi'sindeyiz. Kim bilir ne? Bu otele ilk geldiğinizde yapmanız gereken şey, yani kendi ülkenizden ya da herhangi bir yerden bir şeyin ne kadar kalınını alabiliyorsanız alın, ama burada o kalın aldığınız şey geçersiz. Mesela şu ayakkabıları, bu pantolonu buradan aldım. Bu otelde kalan tüm misafirlere bu ücretsiz, çünkü gece zaten uyku tulumuyla uyuyorsun. Kafayı mı yedin yani? Şimdi burası ikinci lobi gibi bir yer. Şurada bir şömine var. Zaten ben saatlerdir bu şöminenin önünde duruyorum. Şurası resepsiyon. Şurada botlar var, kıyafetler var. Hepsini buradan alabiliyorsunuz. Burayla ilgili bildiğim birkaç şeyi anlatayım istiyorum. Şimdi burada iki çeşit buzlu oda türü var. Bir 365 gün, yani yılın her günü olan odalar var. Bir de her yıl yazın eriyen ve eridikten sonra tekrar yapılan odalar var. Çok saçma, evet, buz bir otel var ama tabii ki burada yazın bu odalardan bazıları eriyormuş. İşte dediğim gibi bir tanesi, bir bölüm eriyor, bir bölüm de erimiyor. Eriyen bölümü her yıl tekrar yapıyorlar. Şimdi buranın arkasında bir nehir var. Bu nehirden her sezon buz topluyorlar ve bu topladıkları buzlarla bir sonraki sezonun otelini yapıyorlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz, her yıl yeniden sıfırdan farklı konseptte bir otel yapılıyor buraya. Buzdan bir otel yapılıyor. İnanılmaz enteresan, bu yıl hatta 30. sezonlarıymış. Yani 30 yıldır her yıl farklı bir konseptle yeni otel yapmışlar buraya. Şimdi onları göstereceğim size. Eğer ısıtmalı bir oda almazsanız herkesle ortak banyoları, ortak tuvaletleri ve ortak dolapları kullanmanız gerekiyor. Çünkü odaların içinde eşya koyabileceğiniz bir yer de yok. Eşya koysanız dahi eşyalarınız donar. Çünkü oda buz. Çok enteresan. Burada işte her oda numarasıyla eşleşen, atıyorum, 302 numaralı odada kalan kişinin eşyalarını koyacağı bir oda var. İşte burada tuvaletler ortak. İşte şu taraftan gittiğimizde duşlar ve sauna var. Şimdi ben duş olan yere elimde kamerayla girersem beni döverler mi ve çıplak birine denk gelir miyiz? İnşallah denk gelmeyiz. Hadi gidiyorsun. Hadi gir. Hiç çıkmasın lütfen. İçeriden dışarıdaki güzelliğe bakın ya. Dışarısı kar ve siz burada içeride sıcacık bir konaklama yapıyorsunuz mu denir artık? Ne denirse. Şimdi ben burada kalacağım oda, saat 3'te giriş yapabiliyorum odaya. Şimdi odaya gitmeden önce buradaki ice bar ve ice restorana gidelim ki buzlu yemekler, buzlu tabaklar, buzlu bardaklar, böyle garip garip şeylerin olduğu ve hayatımda hiçbir yerde göremeyeceğim değişik konseptli yerlere doğru gidelim bakalım. Şöyle bir merdiven ve kaydıramsı bir şey yapmışlar. Mesela bak, bu tamamen buzdan. Bakın insanlar burada düşe düşe çıkıyorlar. Bak burası buz mesela. Ya bunu nasıl yapıyorsun ya? Evet, böyle bir kutuya girdim. İçi buz olan. Bakın buz mesela buralar. Çok enteresan geliyor bana buz. Hiç buz mu görmedim acaba? Burası felaket kayıyor yerler, bakın. Şimdi bakın
Şurası müze. Yani buradan içeriye giriyorsunuz. İnsanların kaldığı odaları gündüz gezebiliyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Şurası da otelin barı. Ve bakın yavaştan hava kararmaya başladı. Ve kuzey ışıklarını ben dün geldim ama göremedim. Burada bir tur var. Kar araçlarıyla tura çıkıp kuzey ışıklarını görmeye deneyeceğim. Tabii ki bunları da çekeceğim. Şimdi önce bir şu tarafa gidelim. Bir odaları gezelim. Daha sonra bara gidelim. Sonra restoranına gidelim. Gezelim oğlu gezelim. Şimdi ben buradan... Ölüyordum. Ölmedim. İyi diyordum vallahi bir şey yaptım. O kadar soğuk ki gerçekten şu anki soğuğu asla anlatamıyorum. Yani duman çıkması falan değil, bu başka level bir soğuk ya gerçekten. Ve hava gittikçe bu arada soğuyor. Burası şu an -18 derece. Bak az önce baktığımızda -16 idi, şimdi -18 oldu. Gerçekten bütün haftanın en soğuk günü ve diğer günlerden arada 18 derece fark var. Şu an -18 oldu, -20'ye doğru. Bugün hatta -30'u bile görebilir bence bu gidişle bu. İçeriye giriyorum. Çok değişik bir kapıymış bu arada bu. Vallahi ben de sizle şu an öğreniyorum, geziyorum. Kızdılar az önce, konuşamadım. Ice Hotel'in odalarının olduğu yerdeyiz anladığım kadarıyla. Bakın şunlar mesela kolon, buzdan kolon yapmışlar. Şu aralarda da odalar mı var? Şimdi mesela bak bu 208 numaralı oda. Ecosoft'ta Thorn River dediği. Bu bizim arkadaki nehir. Bu kalabildiğiniz odalardan bir tanesi. He. Çok değişikmiş. İnanılmaz soğuk. Yani dışarısı -20 ise burası da bence bir -15'i var. Ve burada kalıyorsunuz. Burada kalabilmek için de tabii ki uyku tulumları veriyorlar. Size özel kıyafetler veriyorlar bilmem ne. Üstünüz donsun diye para veriyorsunuz. Ben de veriyorum hatta. Bir saçmalık yani bu. Değişik. Mesela işte 207 numaralı oda diyor. Burası bir tık daha sıcak sanki. Mesela bu odanın teması da farklı bir şey. Ne bu, topçuk var mesela odada böyle. Koltuk yapmışlar. Gerçekten buzdan bir koltuk. Hayatımda hiç buzdan bir koltuğa oturmadım. Tabii bu buzların üstüne her oturulan ya da yatılan yere kürk koyuyorlar. Ki donmayın diye. Allah'ım lütfen gerçek kürk olmasın bu ya. Vallahi gerçekten hayvanı katletmişsiniz. Allah'ın cezaları ya. Gerçek kürk kesin bu. Mesela bak burada. Bu oynayan bir şey. Bak buzdan bir kitap yapmışlar şakasız. Bak buzun altında buzdan bir masa var. Masanın içinde ışık var. Üstünde de buzdan bir kitap var ama buz olduğu için. Çok saçmaymış. Arkada çok garip bir yer var. Burası bir seremoni bölgesi. Neyse. Oha, çok enteresan. çok garip yapmışlar ya. Her yer buz. Her yer gerçekten buz. Üstünde kürkler var insanların oturması için. Gelinle damat buraya mı oturuyor? Bunlar ne? Gerçekten çok enteresan bir yer yapmışlar ya. Evet, buradan çıktım. Hava gördüğünüz gibi daha da karardı ve saat henüz 2:20. Saat 2:20'de hava bele. Ha, ben barın sıcak olmasını ümit ediyordum ki bar da buz ve bar da soğuk tabi. Burada gelen herkes buzun üstüne el işaretini basmış. Hadi biz de basalım. Türkiye'den selamlar. Oldu mu? Bakar mısınız? Mesela şampanya mı bu? Şampanya buzun içinde bu. Önce herhalde bunu sipariş ettiğinizde buzu kırıp, ne bileyim herhalde buzu kırıp bunu veriyorlar size ya da şov olsun diye öyle. Aaa! Şaka gibi. Tip box, bahşiş attığımız kutu ve buz ve domuz. Çok enteresan. Çok iyiymiş ya. Bakın herhalde burası oturulan kısmı ama burada da çok üşürsünüz ya. Yani ne bileyim. Bakın az önce anlatmıştım. Buz yontma dersleri veriliyor diye. Şu an birazdan burada bir buz yontma dersi başlayacak. Buradaki insanlar birazdan gelip bunları yontmayı öğrenecekler ve sonrasında şu tip şeyler olacak. Mesela bu bir elma sanırım. Bunun ne olduğu konusunda fikrim yok. Bu da bir şey. Şu bir kalp olmaya çalışmış. Aa, şurada bayağı güzel bir şey olmuş bunlar. Yıldız var burada. Ama bunların sıkıntısı da mesela burada bunu yaptın, çok güzel bir şey yaptın. Mesela bunu nasıl götüreceksin? Nereye götüreceksin? Ne yapacaksın? Bavuluna mı koyacaksın buzu yani? Gerçek buz bunlar. Evet, şimdi bir de buranın odalarını görelim. Sen benim tipimsin temalı bir oda mesela. Bakın şurada harflerin içinden arkası da renkli, değişik.
Çok enteresan. Gece bu odada sabaha kadar kalmayı başarabilirsen, evet bir başarabilirsen var, sabaha kadar hayatta kalabilirsen sana bir sertifika veriyorlar. Yani işte şey, sabaha kadar burada kalabildi sertifikası. Bu ne lan? Aa, geyik temalı bir oda var. Çok enteresan. Bakın. Na, burada geyik var bir tane. Ren geyiği yapmışlar. Olaya bak ya. 2.45 oldu. 15 dakika sonra resepsiyonda bana odamı gösterecek kişiyle buluşacağım. Ve odayı gösterecek kişide ne yapmam gerekiyor, ne yapmamam gerekiyor, onların hepsini öğreneceğim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bayağı gezdik çünkü. Eksi 20 oldu. Ve şakasız şu an sümüğüm dondu. Vallahi sümüklerim dondu. Hiçbir yerim hissetmiyorum. Galiba yok olacağım. Allah'ım dondurma beni. Dondurma beni. Yeni şarkım. Burası resepsiyon. Şurada bir lounge alanı var. İşte burada da oturuyorsunuz, bir şeyler yiyebiliyorsunuz falan. Burayı bir göstereyim. Tam bir işte kayak otellerinde olan bir lounge alanı. Ama burası bir kayak oteli değil. Burada kayak da yapılmıyor benim anladığım kadarıyla. Bu memlekette hiçbir yerde mi kayak yapılmıyor onu da bilmiyorum. Ablamız bizi odaya götürüyor. So every year the hotel changes, right? Yes, we build it up again in December. Okay. These white lights will be purple and green if there's northern lights out. Okay. Buradan uyku tulumu veriyor. So we go in here. Girdiğimiz, gezdiğimiz barın içinden geçiyoruz zaten. Luca has been working here a lot, long time, and he's done 3 different rooms in this ice hotel. Okay. Aha, nasıl yani? Bele mi giriyoruz? Saçmalıkmış. Oda neresi? Mesela buradan dönüyoruz. Tamam, peki. Aa, yatak. Buz gibi burası. So we're gonna sleep here. Here is where you're gonna sleep, yes. Çok değişik gerçekten. Thank you. All right, thank you and enjoy your stay. Evet, abla bizi bıraktı buraya, gitti. Vallahi her yer buz buz. Ne denir? Buz buz. Buz. Burayı tek tek Lucas bilmem ne diye ablanın bize kapıda anlattığı adam tek tek el cihazıyla sanat eseri haline getirmiş. Yatakta burası. Yani bakın şurada böyle bir muşamba gibi bir şey var. İnanılmaz soğuk. İşte burada kürkler var. Kürkler de soğuk. Bu yastıkları dedi. Uyku tulumunun içine koyma dedi. Bazen yastıklar donuyor dedi. Uyku tulumunun içinde ağzınız yüzünü yapışır dedi yastıklara. Böyle saçma iş mi olur ya? Bardak koymuşlar buraya. Bardağı gösteriyorum. Allah'ın cezası bardak. Bunlar da elle yontulmuş bir bardak. Bardak yani. Bu arada şey değil. Yani fake plastik falan değil. Şu an elim donuyor yani. Buz bu bayağı. Şimdi saat burada 5. Yaklaşık 1 saat sonra Kuzey Işıkları Safari'sine gideceğim. Böyle şey, kar araçlarıyla. Gelince de burada uyumayı deneyeceğim. Bir şekilde burada uyuyup sabah uyanıyor olmam lazım. Ve bu soğukta uyumak çok rahatlatıyormuş insanı. Çok güzel uyuyormuşsun rivayete göre. Ama bakalım, göreceğiz ben burada nasıl uyuyacağım. Evet, kar aracı turuna geldim. Vallahi hiçbir şey çalışmıyor. Ne telefon çalışıyor, ne kameralar çalışıyor. Kamera da anında şu an kapanabilir. Hava hala -20 derece ve bilmiyorum ne kadar görünüyor kameradan ama buz yağıyor şakasız. Şimdi şuradaki bütün zibil tane araçla birlikte tura gideceğiz. Vallahi görebilir miyiz? Orası bir muamma. Gerçekten çok şanslı olmak lazım burada kuzey ışıklarını görebilmek için. Gördük diyelim. Fotoğraf çekebilecek miyim? Video çekebilecek miyim? Orası da ayrı bir muamma. Haydi gidiyoruz. Oy, düşüyorum. Oh, hiçbir şey çekemedim. Hiçbir şey çekilebilecek gibi değil. Telefon çalışmıyor. Kamera zar zor çalıştı. Yani 2,5 saat şu kar motorunu kullandık. 2,5 saatin sonunda da bir tane kabine geldik. Bildiğiniz ahşap tahtadan bir kabin. Bize bir çorba içirdiler bu kabinin içerisinde. Bir de bunların böyle özel bir meyve suyumsu bir şey var. Onları içirdiler. Kabinin içi de sıcak değil.
eksi 40 derece hissedilen, şu an hava eksi 30 derece. Burada çok da uzaklaştığımız için havada soğudu. Eksi 30 ve kar motorlarıyla giderken rüzgar da yediğimiz için eksi 40 hissediliyormuş. Yani bunun nasıl bir soğuk olduğunu size asla anlatamam. Çünkü kendime de bir böyle bu kadar soğuk dese herhalde lan oradan derdim. Gerçekten çok soğuk hava. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Bilmiyorum nasıl döneceğiz. Hani işin kötüsü sıcak odamıza, sıcak evimize döneceğiz olayı da yok. Döndüğümüz yerde buz otel lan. Ulan buzda yatacağız. Bari döndüğümüzde sıcak bir yere döneydik. Allah'ın cezaları. Donuyoruz burada. Oraya bir tane, iki tane çıra yapmışlar. Isın diye bekliyorlar da buz gibi abi. Mümkün değil ya. Akıl işi değil bu ya. Kim buraya ne tatiline geliyor? Manyak mısınız nesiniz? Video bile çekilmez burada. Video çekmeye bile gelmek mantıklı bir şey değil ya. Oh, bir şekilde o eksi 40 dereceden kuzey ışıklarını göremeden kurtulmayı başarıp odaya geldim. Uyku tulumunun içine gireceğim de ince giyin dediler uyku tulumunun içine. O yüzden bir eşofman, bir üst, bir içlik, bir de pabuçlar, içinde de çorap var. Bu pabuçları zaten çıkaracağım şimdi yatağa girerken ama burası gerçekten inanılmaz soğuk. Şu an saçma sapan bir soğukta uyumayı deneyeceğim. Hiç fikrim yok. Kocaman bir uyku tulumu vermişler. Bir buna bakacağım önce. Vallahi ben uyuyorum. Uyuyabilirsem uyumaya çalışacağım. Yani hayatımda ilk defa buzda uyuyacağım. Her yer buz. Yani gerçekten buz. Sabah da uyanıp tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Yarın zaten otelden sabah herhalde 9-10 gibi çıkacağım. Valla bana kolay gelsin. İyi geceler. Haydi görüşürüz sabah. Günaydın. İnanılmaz soğuk bir gece geçirdim. Ama çok enteresan bir şekilde bu uyku tulumunda gerçekten kendi vücut ısım bir şekilde beni sıcak tutmaya başardı. Sabah şu an 9.30. Saat tam 9'da kapı çaldı. Bir kadın girdi böyle sıcak bir meyve suyuyla birlikte uyandırdı beni. Gece böyle buz parçaları yukarıdan böyle eriyip düşen buz parçaları yastığa düşüyor. Bak mesela yatağın yanına düşmüş bir buz. Yani şey değil, kar değil yani, buz. Daha da soğuk. Şuralarda da böyle tane tane bir sürü buz taneleri var. Hala donuyorum ya. İnanılmaz saçma sapan bir soğuk. Kafamı uyku tulumunun içine gömdüm. Tepeyi de kapattım artık. Kendi nefesimle uyku tulumunun içinde ısına ısına bir şekilde geceyi geçirdim. Çok rahat uyudum. Evet, şimdi eşyalarımı toplayacağım. Sıcak alandan bütün eşyalarımı alıp otelden çıkacağım. Ice Hotel maceram da sanırım birazdan bitiyor. Evet, İsveç'te Ice Hotel'de inanılmaz enteresan, ilginç bir maceranın da burada sonuna geldik. Bence çok enteresan bir deneyim. Yani gerçekten hayatımda buz bir otelde kalacağım asla aklıma gelmezdi. Buz otel deseler ne buz oteli, buz otel mi olur, böyle saçma sapan iş mi olur derdim ama buz otelde kaldım. Gerçekten bütün geceyi bir buzun üstünde sabaha kadar geçirdim bir şekilde, hasta olmadan gayet sağlıklı bir şekilde. Buradaki yüzlerce insan da bunu yapıyor ve başlarına bir şey gelmiyor. Gerçekten çok enteresandı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.